Herkese merhaba. DNA ve genetik kod 8. sınıfın en temel, en uzun, en kazık, en kazık değil tabi bu arada onu da söylemek istiyorum. Güzel konusuna hoş geldin Tonguş evladım benim. Hoş buldum hocam. Harikasın. Şimdi seninle beraber gerçekten şifrelerimiz, gen, genlerimiz, özelliklerimiz bunu nasıl içimize saklıyoruz bunu öğreneceğiz. Gerçekten önemli bir konu çünkü biz bu konuyu aslında 7. sınıfta görmüştük. 7'den 8'e geçerken 8. sınıfın temelini kritik kazanımları tekrar edebilmek için ne yapacağız ...hücre, hücrenin temel kısımları... ...genetik bilgiyi taşıyan yapılar... ...yani kromozom, DNA, gen konusunu... ...7. sınıfta öğrendiğimiz şekliyle... ...bir tekrar edeceğiz bakalım seninle beraber. Çünkü 7'den 8'e sağlam temelle... ...geçmek istiyoruz. Ödevini... ...hazırlık programına göre yapabilirsin evladım benim. Ki burada zaten ödevin burada veriliyor... ...teker teker ödevlerini... ...ihmal etme. Peki ne yapacaksın? Ödev yapacaksın. Hemen 7'den 8'e hazırlık kitabımızdan... ...sana hemen şunu gösteriyorum evladım benim. Fen kısmını açıyorsun. Fen kısmında... ...zaten mevsimler ve iklim konusunu bitirmiştik. Ve şimdi de DNA ve gen ve kromozom konusuyla alakalı yedinci sınıf tekrarını yapıyoruz. Çünkü bu konuyu yedinci sınıfta gördük aslında. Test 1, test 2 ve test 3. Yani 3 adet mutlaka testimizi yapmayı unutma. Bu arada üreme testi de var. Burada aşırı önemli. Ve burada şunu unutmayalım. DNA, gen ve kromozom konusunu muhteşem bir şekilde anlayacağız. Ve bu işi noktalanacağız. Ödevini de verdim. Biliyorsun bu ünitenin sağlam temelle başlaması çok önemli. Ve bunu başlarken de 7. sınıfta öğrendiğimiz hücre konusu. Yani canlıların en küçük yapılaşı. Hücredir. Harikası işte senle beraber hücreyi öğreneceğiz. Hücrenin temel kısımları öğreneceğiz. Ve hücrenin ortasında aynı yumurta gibi çekirdeğin olduğunu öğreneceğiz. Hadi bakalım o zaman dersimize başlayalım. <laughs> Bir kere ilk başta senle beraber hücrenin ne olduğuyla başlayalım. Bir kere hücre aslında çok küçük ve canlılık özelliği gösteren bizim en küçük yapı taşımız. Peki bunu kim keşfetti? Robert Hooke denilen bir bilim insanımız. O kim ki hocam Ay, ya? Hayır oğlum saçmalama. Robert Hooke çok büyük bir bilim insanıydı. E, tabii ki bunları bulması e, çok büyük bir iş aslında. Dolayısıyla asla öyle şeyler söylemeyelim. Ne yapmıştı? Yaptığı mikroskopla şişe mantarından aldığı bir kesidi incelemiş... ...ve bal peteği gibi gördüğü her boş odacığa hücre yani aslında hücre odacıklar demek. Hatta işte hapishanelerde hücreler olur yani odalar olur. işte onlara da aynı ad veriyorlar. İşte bu odacıklara biz yaşayan odacıklar diyoruz aslında. Bizim canlı parçamız aslında kendisi ve hücre kavramı ilk kez kullandı ve hücre dediğimiz kavramı keşfetti diyebiliriz. Robert Hooke sayesinde gerçekten büyük bir çığır açıldı. Sonrasında sonrasında biz hücrenin temel kısımlarına bir bakalım seninle beraber. Bir kere hücrenin temel kısımları üçe ayrılıyor. Yani ben bir hücre çizdiğim zaman böyle bir tane yuvarlak çiziyorum. Bir tanesini ortadan bir tane çekirdek gibi bir şey çiziyorum. Aynı yumurta gibi. Yumurtanın nesi vardı lan yani dışarıda evladım benim? Kabuğu var. Harikasın. Kabuğu vardır ya. İşte burada da hücrenin hücre zarı var. Bu en dıştaki kısma hücrenin zarı diyoruz. Burası hücre zarı. Bak bunu yazmak istiyorum. Peki bu aradaki böyle boşluk kısma ne diyoruz biliyor musun? Şu, boşluk değil pardon özür dilerim. Bir sürü şeyle dolu. Bir sürü organel var. Mitokondri var. Şey var. E, lizozom var. Ondan sonra endoplazmik retikulum var. E, ve aynı zamanda golgi cisimciği var. Bir cisim yaklaşıyor efendim. Harikasın. Gerçekten evet bir cisim yaklaşıyor. Dediğin gibi. Golgi cisimciği de onun gibi bir şey aslında. Bakacağız. Burada stoplazma diyoruz. Stoplazma diyoruz. Ve en içte de tabii ki bizim en önemli, en önemli, en bomba yapımız çekirdek. Ve bunun içinde DNA'larımız, şifrelerimiz, kodlarımız, her şeyimiz bunun içerisinde. Buna bakacağız. Hücrenin temel kısımlarında bunları bilmemiz gerekiyor. Bir kere çekirdek tam ortada. Çekirdek ortada veya yani tam ortadayken çekirdek ortada korunaklı bir yapı aslında. Ve genetik şifrelerimizi saçıyor. Sitoplazmanın içerisinde bir sürü organel var. İşte bileyim mitokondri var, kloroplast var, bitki hücrelerinde kloroplast var mesela. Ve aynı zamanda işte... Rizom var. Mesela hayvan hücrelerinde sentrozom denilen apayrı bir organel vardır. İşte buradan da şunu anlayacağız. Bitki hücreleriyle hayvan hücreleri farklıdır. Neden biliyor musunuz? En temel farklarından bir tanesi. Bitki hücrelerinin etrafında hücre duvarı denilen ekstra bir katman vardır. Çünkü bitki hücrelerinin hücre zarı da vardır bu arada. Yani her hücrenin mutlaka hücre zarı vardır. Kesinlikle hücre zarı vardır. Zaten öbür türlü hücre olmaz. Dağılır gider. İşte hücre zarı vardır. Bunun dışında da bitki hücrelerinde ekstradan hücre duvarı vardır. Ama sadece bitki hücrelerinde. Aman dikkat edelim. Bitki hücresi ince hemen hücre duvarı aklına gelecek. Hücre duvarı aklına gelecek. Hatta hücre çeperi de diyoruz buna. Hücre çeperi de diyoruz. İki tane farklı kelime kullanabiliyorlar. Hücre zarı kesin var. Stöplazma ve organeller diye geçer. Ve organel. Organel ne demek evladım benim? Organlar gibi bir şey mi hocam? Harikasın. Gerçekten de organlar gibi düşünebilirsin organel de küçük küçük organlar yani hücrenin organları diye düşünebilirsin. Mesela hücrenin midesi lizozom, hücrenin enerji santralleri mitokondri, hücrenin e, taşıma kanalları endoplazmik retikulum, hücrenin protein hücrenin protein üreten yeri. Mesela et üretim tesisi sallıyorum mesela Pro, e, ribozom gibi gibi hayal edebilirsin. Peki çekirdek de çekirdeğin içerisinde kalıtım maddeleri var, kalıtım materyalleri var. Ona bakacağız şimdi. Şimdi bir kere çe çekirdeğin içi bizim için çok önemli. Çekirdeğin içinde zaten bu seneki konumuzla bağlantılı olarak DNA'larımız var. DNA ne demek biliyorsun? DNA aşırı önemli bir şey. DNA açılımını hemen söyleyeyim. Deoksiribonükleik asit. Korktun mu? Korkutucu bir ismi var. Aynen. Korkutucu bir adı var gerçekten de. Deoksiribonükleik asit diye böyle havalı bir isim var ama önemli değil. Önemli olan onun içerisindeki şifre. Mesela benim şu andaki elimin şeklini o oluşturuyor. Başka türlü oluşamazdı bu elim veya bu elimin rengini o veriyor bana. Veya işte saçlarımın rengini ondan sonra boyumun uzunluğunu DNA'larımız sayesinde aslında bunlar bizim içerimize saklı. Dolayısıyla bizden bir tane buradan alsalar böyle bir tane bir tane DNA alsalar koparsalar buradan... Sonra gidip böyle bir laboratuvar koşullarında üretseler bizim aynımızdan bir tane çıkar. İşte bunu da yaptılar zaten. Dolly diye bir koyun kopyaladılar ve Dolly'nin aynısı yani kend, ya bir canlıyı klonladılar. Klonlanan hay, yani hayvan var dünyada ve canlılar da var şu anda. DNA işte bizim bütün özelliklerimizi taşıyor şifrelerimizi. Peki nerede bu? DNA hücrelerimizin içerisindeki çekirdeğin içinde bulunan bir yapı. Peki Hücrelerimizin içi, çekirdeğimizin içinde bulunan DNA yapımız hep böyle DNA şeklinde mi bulunuyor? DNA hücre bölünmesinden önce tonguç mozom denilen yapıya dönüşüyor. Tonguç mozom mu? Aynen. Tonguç mozom Şaka şaka yapıyorum. tonguç mozom değil. Kromozom diyoruz evladım buna. Tebrik ediyorum seni. Kromozom dediğimiz yapıya dönüşüyor hücre bürümesi önce. Yani paketleniyor. Çünkü DNA çok uzun bir iplik aslında. Çok uzun bir iplik. Ve bu iplik o kadar uzun ki böyle belli bir yerde böyle paketlenip böyle saklanması gerekiyor. Proteinlerle birleşerek kıvrılarak, murularak falan filan paketleniyor. Çünkü kardeşine, yavrularına geçecek o. Dolayısıyla paketlendirebileceğiz. Kromozomun da bu şekilde bir yapı olduğunu bileceğiz. DNA'lar DNA artı proteinden oluşan bir yapı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki tam kromozom böyle paketlenmiş haliydi. Bu şekilde gösterilir genellikle kromozomlar. Özellikle şu şekli görünce veya şöyle bir şekil görünce hemen diyeceksin bunlar kromozomdur ee, diyeceksin. Peki şunu unutmayalım. DNA nedir? DNA bizim şifrelerimizi, kodlarımızı, özelliklerimizi taşıyan bir kalıtım materyalidir. Peki ne demek kalıtım? Çocuklarımıza özelliklerimizin aktarılması demek aslında. Peki bunun özelliklerimiz nerede taşıyor? DNA bu sevgili benim. Bak hatta bu DNA bu mesela. Bu DNA'nın mesela şu parçası, şu parçası bizim göz rengi genimiz. Yani göz rengimiz bu gende taşınıyor. Hani sana derler ya senin genetiğin çok düzgün... ...veya senin genetiğin çok yamukmuş falan... ...böyle bir şeyler söylerler. Şimdi bunu da söylediğim şey aslında... ...genetik, genetik mühendisliğinden geliyor. Gen Genetik mühendisleri genlerle uğraşıyor. Gen nedir? DNA'nın anlamlı parçalarıdır. Anlamlı DNA parçasına biz... ...anlamlı DNA parçasına biz... ...gen deriz evladım benim. İşte burada bu tan tanımlar önemli. Bu arada... İzleyen arkadaşlar eğer not defterlerine yazıyorlarsa mutlaka bunu yazsınlar. Anlamlı DNA parçası gen'dir ve DNA'nın görev birimidir aslında gen. DNA'nın görev veya işlev birimidir. DNA'nın görev veya işlev birimidir. Yani bizim özelliklerimizi DNA'da gen çıkartıyor. Farklı farklı genler var. Bir tane DNA'mız var ama içinde göz rengi var, saç rengi var. Ondan sonra işte boy uzunluğu var, farklı farklı kulak kıllılığı geni var mesela evladım benim. O biraz pis oldu hocam. Evet. Gerçekten birazcık şey oldu. Ama yapacak bir şey yok. Kulak kıllılığı geni de mesela özel bir gen mesela babadan çocuğa aktarıyor. O erkek çocuğa aktarılıyor genellikle. E DNA'da işte bu özelliklerimiz saklanıyor. DNA'da o zaman bir sürü gen varmış. O zaman DNA büyüktür gen diyebiliriz. Ve e, bunların yapı taşları da böyle küçük küçük parçalar. Nedir bunlar biliyor musun? Onlar da nükleotitlerdir. Nükleotit. Ve en büyüğü de en babası da hangisidir evladım benim? kromozomdur Yani kromozom büyüktür, DNA büyüktür, gen büyüktür, nükleotit. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Ee, buraya da sığmadı ama böyle yazayım. Kromozom e, büyüktür, DNA büyüktür, gen büyüktür, nükleotit. Böyle sana havalı bir e, şekilde yapmış oldum. Dolayısıyla bunları çok iyi bilmemiz gerekiyor ve nükleotit dediğimiz şey de DNA'nın yapı taşıdır. Bak bunu da not alalım. DNA'nın... ...yapı taşı. Nasıl... ...insanların hücrelerini... ...hücreler insanın yapı taşıysa... ...nükleotit de... ...DNA'nın yapı taşıdır. Ve bu DNA yapı taşları... ...birleşerek... ...DNA'yı oluşturuyor. Ve nükleotitler de... ...şimdiden sana bir tüyo vereyim. Hadi bakalım. Nükleotitler de... ...hemen sana... ...şöyle bir... ...nereye yazalım? Buraya yazalım evladım benim. Nükleotitler... ...dört farklı çeşitli olabilir. Adenin... ...Timin... ...Guanin... ...ve sitozin diye dört farklı nükleotit vardır. Şimdiden hadi bakalım bu da sana bir ekstra bonus olsun. Şimdi o zaman sana hücrenin bilgi bankası kromozom bir yolculuk yapalım. Çünkü kromozom aslında DNA'ların içinde bulunduğu paketlenmiş DNA'lar aslında kromozomlar. Bak mesela kromozom sayısı canlılara göre farklılık gösteriyor. Mesela İnsanlarda kromozom sayısı 46'dır. Yani ben de, sen de, annen de, baban da, halam da de, hepsinde 46 kromozom var. Eğer bir anormalite yoksa mesela Down sendromlularda 47 kromozom olabiliyor. Ee, bunlar tabi anormaliler. Bunları normal insanlar için kromozom sayısı 46'dır. 46 kromozom 2 ile gösterilir bu arada? Çünkü kromozom sayımız çifttir. Yani insandaki kromozomlar şu şekilde bulunur bir çiftler halinde. Neden peki biliyor musun evladım Bir beni. Biri annemizden biri babamızdan çünkü hocam. Harika. o bayağı iyi bir yorum. Tebrik ediyorum seni. Gerçekten bir annemizden biri babamızdan. O yüzden çiftler halinde bulunuyor. Çünkü biz onların karışımıyız değil mi? Bir anneden biri babadan gelmiş onları almışız. Böyle saklıyoruz biz bunları. Çocuklarımıza aktarıyoruz. İşte bu Tankut ve Tongül'de mesela sayı aynı. Çivava köpeğinde mesela. <laughs> Harikasın, çok güzel. Çivava sesi. Birazcık da danua sesi alalım evladım. <laughs> Aa büyük bir eşe kadar bir köpek. Mesela onlarda da 78 ama dikkat edin, bunlar farklı, farklı özellikler. Neden peki? Çünkü aynı türe ait canlıların kromozom sayıları aynıdır ama özellikleri farklı olmasının sebebi içindeki DNA'lar farklı, şifreler farklı. Bunu çok iyi bilmemiz gerekiyor. Peki bir şey daha sana söyleyeyim Canlı gelişmişliği. Mesela soğanın 16 kromozom varmış. Güvercinin 16 kromozom varmış. insanın 46 kromozom varmış. Ama moli balığında 46 kromozom varmış. Yani moli balığı kadar değerimiz yok bu dünyada. Şaka yapıyorum tabii ki. Moli balığıyla insanın kromozom sayısı aynı gerçekten de. Ama nasıl farklı oluyor ya kromozom sayısı aynıysa? Niye biz daha fazla değiliz? Biz insanız daha gelişmiş olmamız gerekiyor. Hayır mesela deniz yıldızı insandan çok çok daha az gelişmiş bir canlı. Ama e, deniz yıldızının kromozom sayısı 94. Peki eğrelte oturun kaç biliyor musun benim? iki hocam. Hayır işte. Yani işte öyle az olmuyor eğrelte oturun. E, bu, bunun gibi küçük rakamlar. Olmuyor. Neden? Çünkü eğrelti otu, eğrelti otu deyince A, bu az gelişmişti, kromozom ise az olacak diye bir yorum yapamıyoruz. Eğrelti otunun mesela 500 adet kromozom vardı. Önemli olan sayısı değil içindeki şifre diyoruz. 46 kromozom insanın vardır ama sonuçta canlı gelişmişliği olarak insan eratondan daha fazla daha büyüktür hatta daha gelişmiştir diyebiliriz. Ve kromozom sayısını genellikle iki n harfiyle gösteriyoruz unutmayalım. Dolayısıyla bu ikisinin farklı olması, aynı olması hiçbir anlam ifade etmiyor. içindeki şifre önemli diyoruz. Ve şimdi de çok önemli bir konuya daha geldik. Eşeyli üreme. Gerçekten de nasıl oluşuyoruz? Nasıl var oluyoruz? Bunu öğrenmek ister misin evladım benim? Evet hocam isterim. Harikasın. İşte aslında biz annemiz ve babamızdan gelen üreme hücrelerinin birleşmesiyle ilk baştaki halimize yani zigot halimize geliyoruz. Gerçekten de annemiz ve babamız, annemiz yumurta, babamız da sperm üreterek birleşiyor bunlar ve bu olaya biz döllenme diyoruz. Ve arkasından döllenmeden sonra biz hangi halde oluşuyoruz? Zigot halimize geliyoruz. Yani ilk, ilk tek hücreli halimize geliyoruz. Bu zigot yani tek hücreli halimiz bizim sonrasında bölünüyor, 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 bölünüyor. Nasıl bölünüyor? Mitoz bölünme geçiriyor ve sonrasında biz büyüyoruz ve gelişiyoruz. İşte burada anahtar noktalar neler? Bir kere annemiz ve babamız aslında yumurta ve sperm yani üreme hücrelerini oluştururken ne yapıyor? Mayoz hücre bölünmesi yapıyor. Mayoz hücre bölünmesi yaparken aslında annemizde 2N kromozom vardı. 2N eşittir kaçtı? 46 idi insanda. Babamıza da işte 2N eşittir 46 kromozom vardı. Şimdi bu ikisi kendi üreme hücrelerini oluşturabilmek için mayoz hücre bölünmesi geçiriyorlar ve unutmayalım mayoz hücre bölünmesinde kromozom sayısı yarıya düşer. O zaman babamızın sperme 23 kromozomlu oluyor. Annemizin yumurtası da 23 kromozomlu. Bak ne yazdım artık. 2 neydi? Neye düştü? 2 neyi Neye düştü? Yani mayoz hücre bölünmesi kromozom sayısını yarıya düşürür. Aşırı önemli. Ve üreme ana hücrelerinden ne oluştu? Üreme hücreleri. Yani sperm ve yumurta hücreleri oluştu. Bak Üreme hücreleri deyince hemen aklımıza sperm ve yumurta gelecek. Bunlar üreme hücreleri. Peki sonrasında ne oldu demiştik? Bunlar birleşiyorlar. Bunlar birleştikleri olaya biz döllenme olayı diyoruz ve bak n eşittir 23. n eşittir 23. Topla kaç etti? Ee, 46. Harikasın. İşte 2n eşittir 46 kromozomlu zigot. Ama tek hücreli. Yani artık bu bir hücre bir hücreli halimize geldik. Peki normal insanda kaç tane hücre vardı sence evladım benim? Yüz tane hocam. Hayır evladım yüz tane hücre olur mu ya Allah aşkına hücreyi göze göremiyorsun. Normal insanda yaklaşık 37 trilyon hücre var. Yani olgunlaşmış büyümüş bir insanda 37 trilyona yakın hücre var. O zaman yahu bir hücreydik nasıl 37 trilyona e, dönüştük? İşte benim 2N eşittir 46 kromozomlu bir tanecik hücrem var ya bu bir tanecik hücre bölünüyor da bölünüyor. Bölünüyor da bölünüyor, bölünüyor da bölünüyor, bölünüyor. Bak bir hücre bölününce kaç tane hücre oluşur Evladım benim? İki tane. Harikasın. Peki bunlar da bölünürse? Sekiz tane. Harikasın. İşte bu şekilde giderek artarak, 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 artarak sonunda da artık 37 trilyona yakın bir insana dönüşüyoruz yani gerçekten bebek oluşuyor ondan sonra çocuk oluyoruz ondan sonra büyüyoruz boyumuz uzuyor hücre sayımız artıyor ve benzeri sonrasında erişkin birey oluşuyoruz. İşte bunların hepsi mitoz oluyor ve çok enteresan bir şey söyleyeyim. Bunun da 2'ye eşittir 46. Bu da eş, iki, iki eşittir 46. Yani ne kadar mitoz geçirirsek geçirelim. Mitoz hücre bölünmesinde kromozom sayısı değişmez. Bakın mitoz hücre bölünmesinde kromozom sayısı değişmeyeceğini çok iyi bilmemiz gerekiyor. O zaman sana sana bir saniyelik hemen şöyle şunu göz, göstermek istiyorum. Bak mitoz ve mayoz aşırı önemli. Mitozda, mitozda yani hücre bölünmelerinden mitozda ne oluyor? Mayozda ne oluyor? Hemen sana şöyle söyleyeyim. Bir tane hücre var. Buna 2N eşittir 46 diyelim. Bu da e, aynı farklı bir hücresin. Bu üreme ana hücresi olsun. Çünkü mitoz hücre bölünmesini vücut hücreleri geçirirken üreme ana hücreleri mayoz hücre bölünmesi geçirir. Bunlar bölündükleri zaman iki tane hücre oluşuyorsa mitoz. Bir, iki, üç, dört tane hücre oluşsa mayozdur. Peki mitozla ne oluyor? Hemen sana göstereyim. Hop, hop. 2n eşittir 46. 2n eşittir veya 2n de diyebilirsin fark etmez. 46. Aynı hücre oluşu, aynı renkte. Ama şuna dikkatini çekmek istiyorum. Mayozda hop hop bak farklı renkleri seçmeye çalışıyorum. Özen gösteriyorum. Senin için kasıyorum gördüğün gibi. Bu da böyle olsun. Ne? Hemen bunların da içlerini yazalım bakalım. Hepsinde aynı renkte yazacağım artık yapacak bir şey yok. N eşittir 23. N eşittir 23. N eşittir 23. N eşittir 23. Yani mayozda bütün hücreler birbirlerinden farklı oluyor. O yüzden annemiz, babamız, kardeşlerimiz, herkes birbirinden farklı insanlara çeşitlilik var. Ve aynı zamanda kromozom sayısı yarıya düşüyor. Aman dikkat edin. Ama mitozda kromozom sayısı aynı ve hücreler de birbirine aynı. Bu mayoz hücre bölünmesi geçen hücreye biz mutlaka mutlaka üreme ana hücresi diyoruz. Çünkü sadece üreme ana hücreleri mayoz hücre bölünmesi geçirir. Ve oluşan hücrelerde üreme hücresi. Üreme hücresi deyince aklımıza ne gelecekti? Üreme hücresi deyince aklımıza sperm ya da yumurta gelecekti. Bunlar aşırı değerli. Peki o zaman o zaman hemen bir etkinlik yapalım seninle beraber. Ne olmuş? Kromozom sayısı hop aynı kalmış. Azalmış, artmış, sonra aynı kalmış. Şimdi birinci bölgede gerçekleşen olay. Şimdi kromozom sayısı aynı kaldıysa hangi tür bölünmedir evladım benim? Aynıdır hocam. Harikasın. Mitoz hücre bölünmesinde kromozom sayısı aynı kalıyordu. İkinci bölgede gerçekleşiyor. Hop yarıya düşmüş. Bak iki neye neye düşmüş. Hop, o zaman mayoz hücre bölünmesinde kromozom sayısı yarıya düşerdi. Sonra hop pıt diye artmış. Nasıl artırdı? Öyle bir şey görmedik ki hocam biz. Yani nereden çıktı ya? Artma. Ondan sonra... İşte burada da sadece ve sadece döllenme olayında oluyordu. Hatırlıyor musun? Döllenme dediğimiz olayda ne oluyordu? Sperm ve yumurta birleşiyordu. Bunun ne eşittir? 23'tü. Ama son durumda burada ne, ne eşittir? 23 gelince bir anda 2 n eşittir 46 dönüşüyor. Yani artıyor kromozom sayısı. Sonra dördüncü bölgede hop yine aynı kalmış. O da mitoz hücre bölünmesidir. Aynı kaldığı için diyoruz. Hemen bir doğru mu yanlış mı? Gelişmiş canlıların kromozom sayısı daha fazladır. Bakalım deniz yıldızı 94, güvercin 16. Deniz yıldızından daha mı, de, pardon, deniz yıldızı daha mı gelişmiş güvercinden? Uçabiliyor ya ne alakası var? O zaman bu yanlış diyoruz. Ee, böyle bir özellik yok. Bitkilerin kromozom sayısı hayvanlardan daha fazladır. Bakalım bitkiler 2 e, 48, 2 308, 2 16 ama 16 bu 38 hayvanlar bitkilerden fazla olabiliyor. Bu da yanlış. Ya, Yağmur demiş patatesin üreme hücrelerindeki kromozom sayısı güvercinin vücut hücrelerindeki kromozom sayısından daha fazladır. Patatesin üreme hücreleri bir kere bu kendisi buysa üreme hücreleri ne eşittir 24'tür. E, güvercinin vücut hücreleri vücut hücreleri de o da 2N eşittir 16'dır. Vücut hücreleri bununla aynıdır. Üreme hücresi bunun yarısıdır unutmayalım. Ne demişti? Kromosan daha fazladır. Bu bundan evet doğru. Doğru. Gerçekten de doğru demiş arkadaşımız. Aynı kromozom sayısına sahip olan e, sahip soğan ve e, güvercinin genetik yapıları aynıdır. Yav soğan ve güvercin aynı olabilir mi? Genetik olarak birbirinden farklı. Sadece kromozom sayısı denk gelmiş. Eşi aynı olmuş. O yüzden bu da hatalı diyoruz. Hadi bakalım o zaman bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Teşekkürler hocam, görüşürüz.